Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikülünü çözüyoruz. Konumuz üçgende kenarortay. Test 1, birinci soruya geldik. Burada BD kenarortay demiş. BD uzunluğu aynı zamanda 27 birim. G ve E noktaları sırasıyla ABC ve ACG üçgensel bölgelerinin aralık merkezleri olduğuna göre EG uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şu geçen BD kenarortayını şöyle belirtelim. AC kenarını iki eş parçaya bölüyor. G noktası büyük üçgen ağırlık merkezi. Ve buradaki oran kaça kaçtı? 1'e 2. Kenara 1 birim, köşe 2 birim olacak şekilde. 27'yi paylaştırırsak 9'a 18 olacaktır. Daha sonra AGC üçgende de ağırlık merkezi E'dir. Burada da arkadaşlar kenara 1, köşeye 2 olacak şekilde şöyle paylaştıralım. ED uzunluğu 3 birim, GE uzunluğu da 6 birim olacaktır. Benden istenen GE uzunluğu, doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. BE eşittir EC verilmiş, AD uzunluğu 36 birim. Buna göre ABC ve BCD üçgensel bölgelerinin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Şöyle yapalım, yukarıdaki üçgenimizin ağırlık merkezi G1 olsun, aşağıdaki üçgenimizin ağırlık merkezi G2 olsun arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki üçgende x 2x şeklinde şöyle oranları yazalım. Aşağıda da y 3 2y şeklinde oranları yazalım. Bu AD uzunluğun tamamı 3x artı 3y eşittir 36 birimdi. Burada 3 ile sadeleştirirsek 3 parantezini alıp arkadaşlar x artı y 12 olarak bulunur. Benden de şurası isteniyordu, bakın x artı y, doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 3. sorumuza. ABC üçgensel bölge verilmiş. Dikliğimiz var. AF uzunluğu 9, CD uzunluğu 12 birim. B noktasının F ve D noktalarına göre yansıması sırasıyla C ve A olduğuna göre AC uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi şuradaki B noktasının F'ye göre yansıması C olduğuna göre bunların eşit olduğu anlamına geliyor. Daha sonra D noktasına göre yansıması A olduğuna göre BD ile DA'nın eşit olduğu anlamına geliyor. Yani simetri alınmış arkadaşlar. Yansıma dediğimiz bu. Şimdi o zaman buradaki DC ve AF uzunluklarımız kenarortay oldu. AF uzunluğu 9 olduğuna göre 1'e 2 oranında şöyle hemen paylaştıralım. 3'e 6 olacaktır. CD uzunluğumuz 12 olduğuna göre burada da 4'e 8 şeklinde paylaştırabiliriz. Benim aradığım AC uzunluğu dik üçgenden 6, 8, 10. Yani AC uzunluğu 10 olarak bulunur. Geldik 4. sorumuza. DF uzunluğu 3 birim verilmiş. AB uzunluğuna X denmiş. G ile F noktaları sırasıyla ABC ve ACD üçgensel bölgenin ağırlık merkezleri olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar, ADC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden ne geçer? Kenarortay geçer. Şu şekilde belirtebiliriz. Büyük üçgenimizde ABC üçgeninde G ağırlık merkezi olduğuna göre oradan ne geçer? Kenarortay geçer. Yani AD kenarortaydır. O halde BD ve DC de eşit olur. Şimdi ADC üçgeninde G ağırlık merkezi olduğuna göre ve buradaki uzunluklarımız 1'e 2 oranında olduğundan dolayı FE uzunluğu 3'ün yarısı 1,5 olacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda ED uzunluğu ABC üçgeninde orta tabandır. Yani AB'ye paraleldir, bakın orta tabandır. Burası 4,5 olduğundan dolayı X burada 4,5'ün 2 katı 9 birim olacaktır. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. ABC üçgensel bölge verilmiş. G noktası ağırlık merkezi. Dikliklerimiz var. 6 kök 3 birim verilmiş. 30 derecelik açımız var. X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle G ağırlık merkezi olduğu için bunu şöyle devam ettirdiğim zaman arkadaşlar, BC kenarını iki eş parçaya bölecektir. Bunu şu şekilde belirtelim. Ve burada bakın, şuraya K dersek eğer, ABK üçgen 30-60-90 üçgen olacak. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6 olacaktır.
Ve 30'un karşısı 6 olduğuna göre hipotenüs AK uzunluğu bu dik üçgende 12 birim olacaktır. Burada da arkadaşlar G ağırlık merkezi olduğundan dolayı 1'e 2 oranından dolayı GK uzunluğu 4 olurken AG uzunluğu yani X uzunluğu da 8 olacaktır. Doğru yanıt burada E şıkkı olur. Geldik 6. sorumuza. Şekil 1'de köşeleri AB ve C harfleriyle isimlendirilmiş ikizkenar üçgen biçimindeki karton düz bir masa yüzeyi üzerinde ABC ve D noktalarına yerleştirilen eşit boyuttaki çubuklarla dengede durmaktadır. Şekil 2'de ise AB ve C köşelerine temas eden çubuklar alındığında kartonun yine dengede kaldığı görülmektedir. AB eşittir AC eşittir 2 kök 7 birim, BC uzunluğu 2 birim. Buna göre A ile D arasındaki uzaklık kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi masanın yüzeyine paralel bir üçgen konmuş arkadaşlar. Buradaki D'den inilen çubuk yani D'ye konulan çubuk haricinde diğerleri kaldırılmış. Köşelerdeki çubuklar kaldırılmış, dengede kalmış. O zaman bu D noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Şimdi AB uzunluğu 2 kök 7 arkadaşlar. AC uzunluğu da 2 kök 7. BC uzunluğu 2 birim. Burada bir ikizkenarlık var. A'dan şöyle kenarortay çizersem ben bakın. Bu kenarortay aynı zamanda ikizkenarda nedir? Yüksekliktir. Şu uzunluklar bir bir olacaktır arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde o üçgeni çizelim. ABC üçgeni. Ve eşit olan kenarlarımız 2 kök 7. Tepeden dik inildi. Şuralar bir bir oldu arkadaşlar. Benim aradığım şuradaki mesafe. Şimdi burada Pisagor'u kullanarak uzunluğu bulalım. Yani yüksekliği bulalım. Şuradaki dikme ayağına da arkadaşlar H diyelim. Şöyle yapalım. AH'ın karesi artı 1'in karesi eşittir 2 kök 7'nin karesine. Yani Pisagor'u uyguluyorum arkadaşlar burada. AH'ın karesi eşittir. Şurası 2 kök 7'nin karesi 28'di. Biri diğer tarafa attık. 27 kaldı. Her iki tarafın karekökünü aldığımda AH uzunluğu 3 kök 3 olarak bulunur. AH bunun tamamı. Şimdi ben burada 1'e 2 oranında bir paylaşım yapacağım arkadaşlar. DH uzunluğuna kök 3 kalırken AD uzunluğuna şuraya arkadaşlar 2 kök 3 birim kadarlık bir uzunluk kalacak. Yani doğru yanıt B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. ABC üçgensel bölge D noktası ağırlık merkezi olarak veriliyor. Dikliklerimiz var. Eşitliğimiz var. Daha sonra AC uzunluğu 47, 42 birimmiş. Buna göre X kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar burada. D noktası ağırlık merkezi olduğuna göre BD'yi uzatırsak şu şekilde. Şöyle. Bu da bir kenarortaydır. AC kenarımızı 21-21 böldü. Bakın ADC üçgeni dik üçgendir ve burada muhteşem üçlü oluştu. Bu üç parça birbirine burada eşit olacaktır. 21 ise arkadaşlar BD uzunluğu bunun iki katı 42 oluyor. Daha sonra arkadaşlar AE uzunluğu da kenarortay olduğundan dolayı BE'yi iki eş parçaya bölecektir. Böylece DBC üçgene baktığımız zaman şurada paralellikleri görüyorsunuz. Yani EF uzunluğumuz orta taban oluyor. 42'nin yarısı X uzunluğu 21 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. ABC üçgensel bölge G noktası ağırlık merkezi arkadaşlar. GD diktir AC demiş. 16 düzeltiyorum. 6, 19, 25 ve 40 birim verilmiş. Benden X uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Bu üçgenimiz nasıl bir üçgen? Bir bakalım. AB ile bakın AC'ye baktığımız zaman eşit. Yani ikizkenar bir üçgen. O halde A'dan çizilen şu uzunluğumuz devam ettirildiğinde yükseklik ve kenarortay olacaktır. Yani 20-20 olacaktır arkadaşlar. G noktası ağırlık merkezi dediği için A'dan çizilen bu uzunluğumuz G'den geçtiğinden dolayı hem kenarortay hem de yükseklik olmuş oluyor. Peki ne üçgeni bu arkadaşlar? 20-25 olduğuna göre şuradaki uzunluğumuzun
15 olması gerekir. Daha sonra G nokta sağlık merkezi olduğundan dolayı 1-2 oranı şeklinde paylaştırırsam AG uzunluğu 10, G, buraya da H diyelim isterseniz, GH de 5 olacaktır. Burada da bir arkadaşlar bakın ADG üçgeni dik üçgen oluştu. X uzunluğumuz 6-8-10 üçgeninden 8 olarak bulunur. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. ABC üçgensel bölgesi verilmiş. Dikliğimiz var. Eşitliğimiz var. 2 tane eşitlik burada verilmiş. DF 3 santim. Eşit açılarımız var. DG X kaçsın diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi sorumuza baktığımızda CG uzunluğu ile BE uzunluğumuz kenarortay. Kenarortaylar arkadaşlar bir noktada kesişir ve kesiştiği nokta üçgenin ağırlık merkezidir arkadaşlar. Şimdi burada dik üçgen olduğu için ABC üçgeni muhteşem üçlü de var arkadaşlar. Şu üç parça birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla BE uzunluğu EC'ye eşit oldu. Muhteşem üçlüden dolayı. Yani şurada arkadaşlar ne var? İkizkenar bir üçgen var. Şuradaki açıortayımızı bakın devam ettirebiliriz aşağıya doğru. Devam ettirdiğimizde ikizkenarda açıortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda kenarortaydır arkadaşlar. Buradan şu anlamı çıkartabiliriz. Bu EF uzunluğu AB uzunluğuna paralel arkadaşlar. Neden? 90, şurası 90 arkadaşlar. Bakın buradaki açılarımızın toplamı 180 olduğundan dolayı bunlar birbirine paralel ya da orta tabandan dolayı paralel diyebiliriz. Değişik şekillerde paralelliği gösterebiliriz. Şimdi D noktası ağırlık merkeziydi. ED uzunluğuna M dersem ben DB uzunluğuna 2M demem lazımdı. 1'e 2 oranı var. İşte şurada arkadaşlar kelebek özelliğini uygularsak şu iki üçgende 1'e 2 oranı söz konusu. DE 3 olduğu için X burada ne olacak? 6 birim olacaktır arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 10. sorumuza. ABC üçgensel bölge D noktası ağırlık merkezi. Evet D noktası ağırlık merkezi. Buradan ne geçer? Kenarortaylar geçer. Devam edelim. Diklik var. 8 birim, 12 birim verilmiş. AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Şimdi D noktası ağırlık merkezi olduğuna göre CD uzunluğunu devam ettirirsem AB'yi 2'ye bölecek çünkü kenarortay. Daha sonra D noktası kenarortayı 1'e 2 oranında bölüyordu. DC 12 olduğuna göre şurası arkadaşlar 6 olacaktır. Daha sonra şuranın dik olduğunu biliyorum. 6, 8, 10 üçgeninden 10. Bu parçada 10 olacak. AB uzunluğumuz ne yaptı? 20 birim yaptı arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 11. sorumuza. Aşağıda bir etkinliğe ait bilgiler verilmiştir. Önce ne isteniyor bir bakalım. A noktasının ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezine olan uzaklığı 4 kök 5 birim olduğuna göre DF uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi bilgileri teker teker okuyalım. ABC üçgeni çizin diyor. Çizdikten sonra AC ve BC kenarlarına ait kenarortayların bu kenarları kestiği noktaları sırasıyla D ve E olarak belirleyiniz. DF paralel AE olacak biçimde bir F elemanıdır. BC doğru parçası alınız diyor arkadaşlar. Evet, öncelikle üçgenimizi çizelim. ABC üçgeni. Şu şekilde. İsimlendirelim. ABC. Daha sonra ne diyor? AC kenarına ait kenarortayı çizmemizi istiyor. Daha sonra BC kenarına ait kenarortayını çizmemizi istiyor. Şu şekilde onu da çizdik. Bunlara sırasıyla D ve E ismini vermemizi istiyor. Ondan sonra DF paraleldir. AE olacak şekilde bir F noktası alıyoruz BC üzerinde. Bunu çizmemizi istiyor. O zaman D'den şöyle bir paralel çizersek A'ya şu şekilde olacaktır. Şuraya F dememizi istiyor arkadaşlar. Şunlar paralel. Şimdi B de kenarortaydı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Daha sonra AE de kenarortaydı. Yani BC 2'ye böler. Bunu da unutmuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şu paralellikten dolayı ben FC'ye M, EF'ye M diyebilirim. Çünkü arkadaşlar bu nedir?
orta tabandır şuradaki AEC üçgeninde. Tamam. Daha sonra E noktası orta nokta olduğuna göre arkadaşlar şu BE uzunluğumuz da 2M olacaktır. Daha sonra şurası ağırlık merkezi bakın. Diyor ki A noktasının ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olan uzaklığı 2 kök 5'tir. Yani şu ağırlık merkezine olan uzaklık 4 kök 5'miş arkadaşlar. Şöyle belirtelim. O halde şurası, ben buraya G diyeyim. Burası da 2 kök 5 olacak çünkü 1'e 2 oranı vardı. Şimdi benim aradığım şuradaki DF uzunluğu arkadaşlar. Burada ben paralellikten dolayı benzerlik kullanabilirim. 2 kök 5 bölü DF eşittir. Bakın şurada kalabalık olmasın diye alttan göstermeyeceğim. Üste göstereceğim. 2K'ya K oranı vardı biliyorsunuz. 2 bölü 3 şeklinde oranlıyorum bakın. K'lar gitti zaten. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımda DF uzunluğu 3 kök 5 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 12. sorumuza. Şekil 1'de köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş şeffaf üçgen kağıt gösterilmiştir. Şekil 2'de ise bu üçgenden iki tanesinin düz bir zemin üzerinde hipotenüslerinin çakıştığı durum gösterilmiş. Bakın bu ABC üçgeninden bir tane daha sağ tarafa doğru bir tane daha çizilmiş ve hipotenüsleri çakıştırılmış arkadaşlar. Devam edelim. Diklik var. 9 kök 3 verilmiş. 30 derece verilmiş. Buna göre şekil 2'deki ABC ve A üssü BC üçgenlerinin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruluyor. Bir kere bu üçgenimiz nasıl bir üçgen? 30, 60, 90 üçgeni. 60'ın karşısı 9 kök ise 30'un karşısı bir kere 9 olacaktır. BC'yi de bulmak istersek tabii 18 olacak arkadaşlar. Şimdi bu üçgenlerin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık isteniyor. Sağ taraftaki ikinci şekilde A köşesinden kenortay, yani hipotenüs ait kenortay. A üstü köşesinden de yine kenortay çiziyorum. Çizdiğim bu kenortaylar aynı zamanda biliyorsunuz 9 9 şöyle 2'ye bölüyor ve muhteşem üçlü oluşuyor. 9. Burası da ne yapıyor arkadaşlar? 9. Şuradaki açılarımızın kaç derece olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ben hipotenüs ait kenortayı çizdiğim zaman muhteşem üçlü oluşuyor ve sol tarafta eşkenar üçgenimiz oluşuyor. Sağ tarafta da arkadaşlar 30 30 120 üçgeni oluşuyor. Dikkat edin. O zaman şuradaki açılarımız 60 60 olacaktır. Aradaki açı ise kenortaylar arasındaki açı 60 derece olacaktır. A ile A üssünü birleştiriyorum arkadaşlar burada. O zaman bu üçgenimiz aynı zamanda eşkenar üçgen olacaktır. Şimdi ben ne arıyordum? Şuradaki iki dik üçgenin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı arıyordum değil mi? Şöyle yapalım arkadaşlar. Diyelim ki burada şu nokta. Onu farklı bir renkle göstermek istiyorum arkadaşlar. Mavi renkle gösterelim onu. Şu soldaki üçgenin ağırlık merkezi. Bu da sağdaki üçgenin ağırlık merkezidir. Biliyorsunuz 1'e 3, 1'e 2 oranı söz konusu. Şurası 3 birimken burası 6. 3 birimken şurası 6 olacaktır. Ağırlık merkezlerini birleştirdiğinde ise şurada oluşan üçgenimiz de eşkenar olduğundan dolayı şu mavi çizgimiz 3 birim olacaktır. Yani ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık 3 birimdir. Doğru yanıt A şıkkıdır. İkinci testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.